izleyenleri, bugün yine sizlerle ve Farkındayız programıyla birlikteyiz. Güzelliklerin paylaşıldığı bir program ve hep diyoruz ki terazi var, tartı var. Her insanın, her kuruluşun, her yayın organının bir farkı var. Bizim de farkındalığımız Farkındayız programında açıkça görülüyor. Bizlerle olan, bizleri her hafta izleyen herkeslere çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Aydın Hasan Hanımefendi'ye bizleri de sponsor yaptıkları için hayatında başarılar diliyoruz. O da güzel işler yapıyor. Aydın Hanım Kanserliler Derneği'ne, Kıbrıs'taki Kanserliler Derneği'ne büyük destek veren bir gönüllü arkadaşımız, dostumuz. Her yardım olayında onu hep önde görüyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Kuşkusuz hayatımızda bazı insanlar vardır ki onları hiç unutamayız. Bazı olaylar vardır ki hep bizi takip eder, bizi izler. Onlardan birisi de benim hayatımda Londra'da ya geldiğim bir günden çok değerli bir hocamız, çok değerli bir eğitimcimiz ve gönüllü ordunun başında bir komutan gibi dolaşan, görevini layıkıyla yapan bir insan, vicdan bulmuş hanımefendi. Her ne zaman bulursak güzel sohbetlerimiz olur, güzel anıları tazeleriz, acılarımızı paylaşırız, dostluklarımızı tazeleriz, yenileriz. Ama her ne zaman birimizin ihtiyacı olsa, her ne zaman birimiz bir şey istese hemen birbirimizin yanında olmayı ihmal etmeyiz. Tabii ki bu hiç kuşkusuz ki eğitimci olmanın büyük bir özelliği, büyük bir güzelliği ve dostluğa değer vermenin bir farkındalığıdır diye düşünüyorum. Ve bugünkü konuğum çok değerli Vicdan Hanım'a, Vicdan Bulmuş Hanımefendi'ye dönmek istiyorum. Vicdan Hanım, ben size peşinen teşekkür etmek istiyorum. Davetimi kabul ettiniz, geldiniz. Her zaman olduğu gibi yanımda, karşımda bütün güzelliğinizle oturuyorsunuz. Çok teşekkür ederim kanalım, programım ve kendim şahsım adına. Nasılsınız? Sağ olunuz. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için, beni aradığınız için, hatırladığınız için ve değer verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Aynı zamanda Kanal T'de bu güzel Londra'da devam ettiren bu güzel programları için de çok çok teşekkürler ederim. Evet, Vicdan Hanım, konuşacak çok şeyimiz vardır. Ama ben öyle bir konu ile girmek istiyorum ki programımıza. Bizler, bizim nesil, öğretmen denince saygı ile, gıpta ile bakılan bir kişi olarak görüyoruz, hesaplıyoruz. Evet. Şu anki eğitimci, öğretmen hesabını yapmıyorum. Evet. Eskilere gidiyorum. Evet. Bazen eskilerin gençlerimize örnek olacağını düşünüyorum. Öğretmen denince ilk akla gelen şey ne oluyor sizce? Siz çok değerli bir öğretmensiniz. Kıbrıs'ta da öğretmenlik yaptınız, burada da öğretmenlik yapıyorsunuz. Halen öğretmenliğinizi icra ediyorsunuz, sürdürüyorsunuz. Neler diyeceksiniz bu bağlamda? Ama öğretmen dendiği zaman akla çok çok şeyler geliyor. Birinci, çocuğun ilk annesi olarak. Yani çocuğun bir annesi sonra, olarak, evet. Annesinden sonra evet. En çok çocuğun sevdiği, saydığı bir insan olarak düşünüyorum. Öğretmenliğe. Çünkü çocuk okula mesela 4 veya 5 yaşında geliyor ve ben mesela okuldayken hep küçükleri alıyordum. Infantsları alıyordum ve çocuk okula geldiği zaman bana birçok defa... Kaç yaş grubuydu Vicdan Hanım? 5. 5 ve 6. 5 ve 6 yaş grubunu, infants sınıfı, işte year 1, year 2. Ve çocukların çoğu bana anne, mami diyordu. Evet. Mam diyordu. Hı hı. Yani çünkü çocuk anne, yani öğretmenini zaman olur annesinden daha çok görüyor. Düşünün, sabahleyin geliyor çocuk saat 8:30'da diyelim 9'da
saat 4'e kadar, 3.30 4'e kadar okuldadır. Çocuk okula eve gidiyor. Evde bir şeyler yiyip yorgun oluyor. Sabah 7-6 falan 7-8'de yatıyor. Dolayısıyla hafta içi çocuk büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Okulda geçirdiği için öğretmeniyle yüz yüze oluyor, birlikte beraber, evet. Tabii öğretmeniyle beraber olduğu için onu anne olarak, anne gibi hissediyor. Ve çocuklar bazen annelerine veya babalarına söylemediğini öğretmenine söylüyor. Bana talebelerim çok şeylerini açıp söylüyordu. Ve annesine, bazen annesine de fısıldıyordum tabii. Aman diyordu. Yani hayret ediyordu annesi. Nasıl olur böyle kendi bu kadar gizli bir şeyi, yani bana, beni güvende görüp bana anlatıyor, şimdi, görüyor, söylüyor. Konu şu, anne belki kızar diye çocuklar çekiniyor, evet, annelerine açılmayı. Evet, olabilir. Ama öğretmenleri tabii güven duyulan bir öğretmense, evet, karşısında, evet, bir, ona daha rahat söylüyor. Evet, bir de, evet, öğretmenler işte çocuğa mesela yol gösteriyor. Daha anneden daha değişik olarak yol gösteriyor, yardımcı oluyor. Bu bakımdan siz dediğiniz gibi herhalde çocuk öğretmeni daha kendisine yakın, daha böyle güvende hissediyor. Evet. Herhalde. Böyle bir öğretmen olabilmek gerçekten çok önemli. Çünkü bazı çocuklarda, ben de küçük çocuklarla çalıştım, büyük kızlarla çalıştım. Hani büyük kızlar bana gelip hocam sana güveniyorum, bunu söylüyorum, anneme sakın söyleme dediklerini, evet, hatırlıyorum. Evet, evet. Küçük çocukların da ben bu oyuncağı isterim ama annem almıyor. Amin. Acaba okula alsak mı? Yani, evet, küçük çocukların da bazı fikirleri, bazı, evet, söylemleri, konuşmaları, evet, gerçekten ilgi çekici oluyor. Evet. Çok enteresan, evet, oluyor. Yani güven günün güven sonunda. Güven duyuyor, evet. Hı-hı. Bir de, evet, yani çocuk tabii öğretmenine daha böyle bir saygı olarak düşünün, sınıfta 25 veya 30 yoktur da 27 tane çocuğum vardı benim sınıfta. Bu 27 çocuk eğer öğretmene karşı bir saygı, bir yakınlık hissetmezse o sınıfı kontrol edemezsiniz. Doğru, doğru. Düşünün, çocuğun annesi diyor, benim çocuk evde diyor, 10 dakika yerinde oturamıyor diyor. Okulda yani, nasıl oturuyor? Okulda nasıl oturuyor? Evet. Diyor. Bir de mesela şimdi özel ders yapıyorum. Çocuğa mesela bir saat yapıyorum. Bazı anneler diyor, çocuğa yarım saat ders versen. Çünkü çok hiperaktiftir. Yani oturmuyor, durmuyor. Peki dedim, şimdi bu çocuk burada bir saat oturacak. Sizi istiyorum, pencereden bir bakın bu çocuğa. Yani izleme şansı veriyorsunuz. İzleme şansı, evet, veriyorum. Yani, hı-hı, sizi görmeden veya ben kapıyı aralı bırakıyorum. Siz derim oturun koridorda. Ve çocuğu, yani çünkü çocuk parkına varırsa annesi onu seyrediyor. Çocuk heyecanlanıyor veya hareketleniyor. Veya güveni sarsılır değil güveni mi? Güveni sarsılır. Evet. Şeyi dikkati, nazara dikkat edeceği diyor. Evet. Dolayısıyla çocuk bir saat orada oturuyor. Affedin, ne tuvalet ne hiçbir şey. Sormuyor. Demek ki yani çocuklar öğretmene karşı daha böyle bir saygılı, daha hürmetli, daha aksi takdirde 30 tane çocuğu idare edemez bir öğretmen. Onun dışında disiplini sağlamak çok önemlidir. Çok önemli. Yani bir eğitimci, bir öğretmen sınıfta disiplini sağlayamıyorsa, evet, demek oluyor ki eğitim bu... Eğitim olmuyor. Olmuyor. Eğitim olmuyor. Evet, yani, evet, sınıfa girdiği zaman bir öğretmen, çocuklar sız olmayacak. Evet. Ses olmayacak. Birbiriyle konuşmayacak. Yani o disiplini sağlamak zaten eğitimin en mühim noktası disiplin. Evet. Bir sınıfta disiplin yoksa eğitim olamaz bence. Tabii tabii. Yani ben, çünkü ben eğitişe, disipline çok değer veren birisiyim. Sınıfa girdiğim zaman iki çocuk birbiriyle konuşursa tamam diyorum, konuşmanız bitti mi? Bitmediyse dışarı çıkın, orada konuşun, bitirin, gelin içeriye.
Yani kırmadan, incitmeden, üzmeden siz onu hallediyorsunuz. Onlar, evet, o disiplini sağlıyorsunuz evet, ki evet, bu çok güzel çocuklar bir taktik. Şey tabii, yani. Tabii. Sevgili Vicdan Hanım, sizin zaten o disiplin hayatınızda da var. Evet. Giyiminizde, kuşamınızda, saçınızın telinden ayağınızın ucuna kadar o disiplin var sizde. Evet, okuma... Disiplin, hayatta disiplin olması muhakkak, lazım. Muhakkak. Eğer hayatta disiplin ve bir rutin olmazsa, insan ne yapacağını biliyor, ne de edeceğini biliyor. Hı hı. Ben mesela sabahleyin, hatta geceleyin, yattığım zaman, yatmadan önce... Ertesi günü programım nedir? Programımı çıkarırım. Öyle. Ve ona göre yatırım. Bir de yatmadan önce havayı dinlerim. Hava raporunu. Evet. Mutlaka havaya göre nasıl giyineceğim, nereye gidebilirim, ne yapacağım. Ona göre programımı yani. Yoksa sabahleyin kalkarım. Bugün ne yapayım ben? Nereye gideyim? Ne yapayım? Olmuyor. Yani bir program çizmek geceden, hayatta insanın akşamdan tabii. insanı baş başarıya götürüyor ve zamanını daha değerli kullanmayı şey diyor, muhakkak, yapıyor. Muhakkak. Evet. Vicdan Hanımcığım, okuma sevgisini kazanmamış bir insanın eğitimi yarım kalmış demektir diye düşünüyorum ben. Yani okuma sevgisi yoksa bir insanın eğitimi boşunadır. Veya ne mevkiye gelirsek gelelim, yine okuma gerekli. Bana hani ben bugün öğretmen oldum, ben bugün doktor oldum, bitti. Aldım diplomamı, aldım. Bittim, evet, olmuyor. Evet, okumak evet. lazım. Dünyayı, çünkü okuma bilmiyoruz. Yani okumuyorsam, hı-hı. dünyada ne olur, ne bitiyor, genel kültürü çoğaltmak lazım. Çünkü çocuklar, şimdiki çocuklar bizim zamanımızın çocukları değil Arif Hanım. Şimdiki çocuklar derler ya, doğmadan her şeyi biliyor. Evet. Bu çocuklar bazen öyle sorular soruyor ki insanın aklı duruyor. Evet. Bu sebepten onlardan öğretmenin, ders bu sebepten yani öğretmenler kendilerini devamlı genişçe etmesi lazım. Tabii. Yani okuması, dünya hakkında bilgi edinmesi, evet. kültürünü genişletmesi, devamlı yani kitaplar okuması çok mühimdir. Yani bir öğretmen, hatta öğretmen olmayanlar bile bir topluluğa gittiği zaman, bir konu açıldığı zaman o konu hakkında bilgisi olması lazım. Bizim maalesef bir de yerel şeyimizi, haberlerimizi bilmemiz lazım. Ben bazen Güncel haberleri oluyor? İngiltere'de evet. bilmek lazım. Ben bazen konuşuyorum, diyorum işte burada dün şey oldu, şöyle bir bıçaklama oldu veyahut bir hırsızlık oldu. Kadının haberi yok ama Türkiye'de olan bütün haberleri biliyor. Dizileri yani, biliyor. Hep dizileri biliyor, evet. orada olan ceryan. Ama önce insan kendi yaşadığı ortamda neler oluyor? Onu bilmesi neler lazım. Dönüyor? Neler dönüyor? Evet. Yani. Toplum olarak okuma sevgimiz yok. Okuma biraz alışkanlığımız zayıfız. Yok. Ama ve lakin bir sürü gazeteler çıkıyor. Gazetelerde alındığında çok dikkatimi çekti ve farkındayım. Gazeteler alındığında sadece resimlere bakılıyor. Yazılar okunmuyor. Yani dört değişik değerli gazetemiz vardır. Evet, evet. Magazinlerimiz var. Tabii, basın, tabii. yayın. İngilizce gazetelerimiz evet, vardır. Evet. Yani ben bazen yani bütün gazeteleri alamam belki. Ama mutlaka her gün WH Smith'e giderim ben. Evet. Yani yürüyüşe gittiğim zaman WH Smith'e giderim ve orada mutlaka İngiliz gazetelerinin bütün ilk sayfalarına bakarım. Neler yani ilk konularına mesela evet. bakarım. Çünkü bütün İngilizce gazeteleri alıp okuması imkansızdır. Ama başlıkları mesela bile okusak. Çünkü başlıklarda bir de ön sayfada evet. bütün gazetenin hemen hemen özetleri vardır. Tabii. Başlıklar olarak başlıklarını tabii. veriyor. Sonra ben devamlı sabahleyin kalkıyorum mutfakta mutlaka şeyi seyrediyorum. İngiliz radyosunu açıyorum. Benim Türkçe'yi açmıyorum. İngiliz şeyini, BBC'yi açıyorum. Ve BBC'de bütün olan haberleri veriyor. Evet. Ve halkı dinliyor aynı zamanda. Evet. Devamlı halk halkın telefon ediyor. Halkın nabzını tutan bir kanal. Evet. Kanaldır. Devamlı onu dinliyorum. Hı-hı. Ne oldu, ne bitti. Devamlı şey evet. diyorum.
Çok güzel bir alışkanlık. Gazeteleri takip etmek, basını takip etmek, güncel hayatta tabii neler öyle, oluyor tabii, veya etrafımızda neler dönüyor, evet, kimler nereye geldi, kimler nereden tabii nereye öyle gitti. Bunları bilmiyorsan Arif Hanım, bir topluluğa girdiğin zaman konuşamam, ne konuşacaksın? Yani bir fikrin yoksa hiçbir şeyden, evet, birisi bir konu açtığı zaman şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Hı-hı. Yani biraz şey duruma düşüyorsun. Evet, gündemi takip ettiğiniz gibi, gündemi takip ettiğiniz gibi ben farkındayım. Çok da güzel şiirler yazıyorsunuz. Onları ara sıra bizlerle paylaşıyorsunuz. Umarım bir gün bu yazdığınız şiirleri bir kitap halinde yayınlar, herkesin faydalanması için bizlere sunarsınız. İnşallah. Bu yazmış olduğunuz şiirlerden bir tanesini alabilir miyiz? Evet. Şimdi bu şiirimi ben emekli olduğum zaman şey etmiştim, yazmıştım. Geçti yıllar, bozuk para oldu yıllarım, harcadım gitti, kolayca bitti. Bütün para olsaydı ne değişirdi? Sanki her gün bir bütün bozdurmadık mı ki biz? Hayal meğer şimdi geçmiş yaşantı, yaşadım gitti. Yarın güneş doğunca bugün de bir hayal olmayacak mı? Öyle büyük sevda yüklü kalbimiz, en iyi ihtimal bir sevende bile izi kalmayacak mı? Düşünürsek bir de son anımızda doğduğumuz hayal olmayacak mı? Hiçbir sevenimiz anmayacak mı? Çok güzel, çok güzel bir şiir. Sizi kutluyorum. İnşallah en erken bir zamanda bütün şiirlerinizi toparlayıp bir kitap haline dönüştürebiliriz. İnşallah. Hep birlikte güzel şeylerin güzelliğini, evet, farkındalığını birlikte halkımıza, insanımıza sunmak tabii ki bizlerin görevi. İnşallah bunu gerçekleştiririz. İnşallah. Evet, tekrar okula dönelim. Sınıflarımıza girelim ve olur ya bazı çocuklarımız gerek büyük bir travma olayı olabilir, evet, büyük bir sıkıntı bir tehlike, olabilir, bir şey, bir psikolojik durum olabilir. Sınıfta kesinlikle dinlemez. Dinlemez ve yaramazlık yapar. Dikkati. Ve diğer çocukların da dikkatini dağıtır. Evet, böyle bir çocukla öğrenci dinlemezse, böyle hiperaktif bir durumu varsa nasıl baş edersiniz? Kocaman şimdi, sınıfta 25-27, evet, hadi 30 diyelim. Evet, evet. Nasıl baş edersiniz şimdi, böyle bir çocukla? Önce çocuğu birebir konuşmak lazım böyle çocuklarla. İşte evde ne yaptın, nasılsın, ne yedin, ne içtin, peki, nereye gittin? Peki o şansı nasıl yakalıyorsunuz? Onu teneffüslerde, playtime'larda. Mesela benim öyle birkaç talebem vardı. Çocuk veya lunch time'larda aynı zamanda. Hı. Diğer çocuklar lunch'a gittiği zaman ben onu mesela alırım 5 dakika, 10 dakika yanıma. Konuşurum, işte bugün ne yaptın, evde ne yaptın, hafta sonu nereye gittin falan bir fikrini alırım. Bana anlattıklarını not alırım ve sonra anne ve babasını çayından konuşurum. Evet. Ailesiyle konuşurum. Önce çocuk diyorsunuz, önce sonra aile. Önce konuşurum bakalım. Çünkü çocuk her zaman doğruyu söyler. Hı-hı. Çocuk gerçekleri söyler. Hiç, çünkü saftır. Çocuklar saftır, her zaman gerçekleri söylüyor. Peki ve, Vicdan Hanım, anneler saklıyor mu? Yani böyle durumda bir çocuğun durumunu, okula kaydını yaptırırken veya öğretmeni tespit edildiğinde öğretmenine gidip benim çocuğumun bu durumu var diye haber veriyor mu, şimdi, verebiliyor mu? Şimdi durumlara bağlı Arif Hanım. Hı-hı. Eğer söyleyebileceği, kendinin çocuğunun psikolojik bozukluğunda eğer kendinin suçu yoksa, hı-hı, onu söylüyor. Ama kendinin bir kendi yüzünden diyelim çocuğa anne ya veya vurmuştur, babanın yüzünden, annenin ve babanın yüzünden ya çocuğa vurmuştur ya dışlamıştır, bir şey etmiştir, yani onu kapatıyor çocuğu. Hı hı. Ama çocuk kapatmıyor. Evet.
Çocuk her zaman gerçeği söylüyor. Bu sebepten tabii bu benim şahsi şeyim, düşüncem. Önce ben çocuğu dinlerim ve ondan sonra nasıl ki iki suçluyu mahkeme şey ettiği zaman, dinlediği zaman hep ayrı ayrı odalarda dinler. Ve onları söylediklerinin birbirini tutuyor mu? Hı hı. Eğer söyledikleri birbirine ayrıysa demek bu işin içinde bir yalan var. Yani evet, bir şey vardır. Bu sebepten ben de çocuğun söylediklerini not alırım. Sonra anne ve babayı dinliyorum. Evet. Bakalım onlarla karşılaştırıyorum. Hı hı. Terazi ben, var, tartı var dedik ya. Evet. Anneyle çocuğu değişik terazilere evet, koyuyorum. Ölçüp tartıyorsunuz. Artık ortasını bulup evet, çocuğu ona göre değerlendiriyorum. Evet, yönlendiriyorsunuz daha doğrusu. Evet, sevmeden bir meslek yapmak çok zor olsa gerek. Tabii. Sevmeden birlikte yaşayan çiftler gibi. Evet. Hayatı zora sokar. Şimdi sevmeden bir mesleği yapmak sırf para için yapanlar evet, var. Var. Sırf rol için, sırf için, efendim şöhret için. Yani ben bugün bu görevdeyim ama layıkıyla görevini yapmıyor veya mesleğini gerçekleştiremiyor. Bu bağlamda ne diyeceksiniz? İlle ve lakin sevmek mi lazım bir mesleği yapabilmek için? Belki bazı durumlarda %100 değil de en azından şimdi yaparsa başarılı olamıyor zaten. Yani evet, belki bazı durumlarda yapmaya mecburdur fakat başarılı olamıyor. Ve sonun eninde sonunda o tekrar o sevdiği şeye dönüyor. Belki 10 sene, belki 20 sene sonra tekrar o aynı şeye dönüyor. Diğer şey, sevdiği mesleğe, sevdiği alana dönüyor. Peki yaş geçmiş olmuyor mu? Nasıl başarılı? Olur. Bugün 70 yaşında üniversiteye giden bitirenler var. Vardır ama ne kadar çünkü, hizmet verebiliyorlar? Ben de biliyorum. O kendi kendini, kendi kendini tatmin ediyor. Yani içinde bir huhte vardır. O huhteyi tatmin ediyor. Evet. Derler ya gözleri açık gitmiyor. Öyle. Gözü açık gitmeden istediği şeyi yapıyor. Tabii insan eğer kendi mesleğini severse, bizler gibi mesela ben öğretmenliği çok seven bir insanım. Eğitimi çok severim. Küçük yaştan okula giderken de ben anneme rahmetli babama söylüyor, ben öğretmen olacağım, ben öğretmen olacağım. Bütün aileyi toplar ve onları talebem olarak sayar. Evet. Ben de öğretmenlik rolünü yapıyordum. Evet. Bu sebepten bu yaşa geldik, hala daha öğretmenliğe devam ediyoruz. Türkiye'ye gittiğim zaman, Türkiye'de biliyorsunuz genç, daha erken yaşta emekli oluyorlar. Ve benim sitemde hemen hemen 4/3 öğretmendir arkadaşlarımın. Evet. Ve hepsi emeklidir. Çoğunluk. Ve ben dediğim zaman ben daha özel ders vermiş yaparım yani Türk okulum derler hocanım maşallah yani evet, sevdiğim için her şey sevgiyle sevdiğim birleşince için güzel evet, olur sevdiğim için evet, evet, evet. Herhangi bir örnek aldığınız kişi var mı? Yani birisini örnek almak lazım ki yani hep hayatında insan küçükken birisini örnek almıştır. Ben mesela temizlikte gelelim. Ben çok titiz bir insanım evimde de. Temizliği ben bir annemden önce. İkinci bizim bir ev idaresi öğretmenimiz vardı. Muazzez hocanım. Bilmem biliyorsunuz. Hatırlıyorum. Muazzez hocanımı. Beni okutmadı ama çok konularda duydunuz, geçiyor. Evet. Evet. Muazzez hoca ev idaresi öğretmeniydi bizim. Ve ev idaresi öğretmeninde, ev idaresi dersinde diyordu. Daima çocuklar pişirim yaparken, mutfakta çalışırken işinizi bitirdiğiniz zaman temizliğiniz de bitmesi lazım. İşiniz bittiği zaman temizliğiniz de bitmesi lazım masanın güzel üzerinde. Güzel bir felsefe. Evet. Mesela soğan mı ayıklıyorsun? Soğanı ayıkladın, orada bırakmayacaksın. Sebze ayıkladın, orada bırakmayacaksın. Onları alıp atacaksın, masayı temizleyeceksin. Evet. Ben de işte öyleyim. Hı-hı. Yani işim bitti, mutfakta hiç dağınık göremem. Hemen tansiyonum yükselir.
Onun için yani onları çok örnek aldım Muazzez hocanımı. Allah rahmet eylesin. Evet. Meslek bakımından da örnek aldığım Akile hocanım. Yani çok şimdi rahatsızdı. Çok değerli, çok değerli bir eğitimcimizdi. Evet. Allah iyilik sağlık versin. Evet. Böyle eğitimcilere toplumumuzun çok ihtiyacı var. Evet. Ama daima gençlerimiz arasında da Vicdan Hanım, ben gözlemliyorum, farkındayım. Çok değerli Seliş Hanım gibi, Halil Bey gibi. Evet. Tabii ki hep öğretmenlerimiz çok değerli. Ama onları da buradan zikretmeden, söylemeden geçemeyeceğim gerçekten. Honsi de mi? Honsi, evet. Zeliş Hanım da, Halil Bey çok değerli genç eğitimciler, genç öğretmenlerimiz. Ama gerçekten topluma çok büyük faydaları. Faydaları var. Yani tabii, tek eğitim değil, tek öğretim değil, toplumsal olaylara da duyarlılık gösteren. Yardımcı olmak. Tabii. Size sürpriz yapılmasını sever misiniz? Sürprizler her zaman güzeldir Arif Hanım. Rahatsız tabii olmasınız. Sevmeyen, sevmeyen yoktur sürprizleri, evet, değil mi? Evet, evet. Neymiş bu sürprizimiz acaba? Sürprizimize geleceğiz de öğrencilerinizden böyle bir sürprizli olay veya ailelerinden sürprizli bir olayla karşılaştınız mı? Onu da bir sormak istiyorum. Sürprizli olay çocuklarımdan. Veya çalıştığınız okulda öğretmenler hep toplanmış size mesela benim sürprizim en büyük çalıştığım emekli olduğum zaman verilen bir parti verildi bana. Yani hazır müdüremiz 100 kişi davet etti. Hiç bunu tahmin etmiyordum. Evet, beklemiyordunuz. Beklemiyordum, evet. Çok de, çok yani o gün bütün gün ağlamıştım. Yani top şeyde ağlamıştım. Allah çok sevinçten ağlamak nasip etsin. Evet, çok büyük emeklilik şeyi partisi vermişti bana. Hı hı. Demek ki dedim yani bu kadar yıl bu okuldayım. Demek bir şeyler bırakabilmişim ben buna ki bu karşılığı görüyorum. Bu özel, bu özel durum durumu görebiliyorum. Evet, evet, evet. İnanır mısınız insan emeğini acımaz, hizmetini acımaz, tabii görev olarak görür onu. Evet. Ama günün sonunda böyle bir şeyle karşılaşmak da insana bir ödül gibi gelir. Evet, şimdi insan bir taraftan mesleğini yaparken bir taraftan da kendini sevdirmek çok mühimdir. Evet. Hem ailelere hem çocuklara hem çevreye tabii. Sevdirmek çok mühimdir. Beni aileler kendi bir öğretmen gibiden ziyade kendi ailelerinden bir kişi olarak görüyorlardı. Devamlı evlerine davet ediyorlardı, pastalar yapıp getiriyorlardı, sınıfta paylaşalım. Yani bana Mrs. Bulmuş demiyorlardı. Ne diyorlar? Bana ismimle hitap ediyorlardı, Vicdan diyorlardı veya Vicky diyorlardı bazen. İngilizcesi. Ki ben bazen bu konuyu biraz genişleteyim. Pek sevmiyorum isim değişikliğini de. Hı hı. Mesela Osman'dır Ozi. Şudur Mehmet'tir. Değişip kısa kısa falan. Memo. Yani İngiliz memo. İngilizlere uygunsun diye. Evet. Evet. İşte bu tabii ki herkesin kendine özgü bazı düşünceleri, bazı kolaylıkları seçme yöntemi vardır. Evet. Ama bu isim alışkanlığı hatta geçen hafta yine konuşmuştuk burada olan konuğumla. Kimliklerini değişen insanlar vardır, pasportlarını. Sırf ben işe Türk ismim olduğu için alınamıyorum veya herhangi bir yere gittiğimde sıkılıyorum. Bir İngiliz ismiyle çağrılmak daha uygun geliyor. Benim bildiğim bir aile var Arif Hanım. Benim komşum ve şimdi ayrıldılar. Kendiler Türk. Evet. Hanım avukat. Eşi de gayet iyi bir şeyi var. Söylemeyeceğim ismi vermiyorum. Ve çocukları doğduğu zaman çocuğuna bir Türk ismi koydu. Bir de İngiliz ismi Alan koydu. Alan. Yo Alan. Alın. A-L-A-N, Alın. Tam İngiliz ismi koydu. Hı hı.
Diyor mesela müracaat falan ettiği zaman diyor, İngiliz ismi olduğu zaman daha değişik bir intiba uyandırırmış. Senin ne ilgin var? Sen Türk, soyadın Türk, çocuk alın. Evet. İşte herkesin olayları algılama şeyi daha değişik. Daha herkes kendi Evet, mantığının kendin doğru olduğuna doldun. inanıyor. Evet. Vicdan Hanım, eğitim konusu. Yabancı bir ülkede yaşıyoruz. Çok kültürlü bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten bizi bazı konular sıkıntıya sokuyor, bazı olaylar sıkıntıya sokuyor ama hiç sıkıntıya girmeyelim. Evet. Konuları gündeme getirelim, konuşalım, Hayat değmez gerekirse sıkıntıya girmeye. uyaralım. Ama ben bugün, evet, uzun süredir bu programı yapıyoruz. İlk kez sizler için bir değişiklik yaptım. Sizlere Sürprizi güzel ilk bir bana mı veriyorsun? sürpriz yapmak istedim. Ve sizler için çok sevdiğiniz bir parçayı size sunmak istiyorum. Öyle mi? Ve sevgili Kanal T izleyenleri, bugün çok değerli Vicdan Bulmuş hanımefendiyi konuk aldım. Ve Farkındayız programının en güzel farkındalığı bugün, bu gece gerçekleşti diye düşünüyorum. Kendisi çok değerli bir eğitimcimiz. Londra'da çoğu insanın değer verdiği bir kişi kendisi. Ve onun çok sevdiği bir şarkıyı hep birlikte izleyelim, dinleyelim. Bakalım Vicdan Hanım en çok hangi şarkıyı seviyormuş? Nasıl geçti habersiz o güzelim yılların? Hep birlikte dinliyoruz. Habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Durur aşkım. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Thank you.
gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlar.